Sefa Güneş'le Memleket Sefası programından herkese merhabalar efendim. Bizler bu hafta Memleket Sefası ekibi olarak Malatya'nın şirin mi şirin, güzel mi güzel, tarihiyle, kültürüyle ve sanatıyla, türküleriyle ön planda olan bir ilçesindeyiz. Burası nere mi diye sorarsanız işte gördüğünüz gibi Darende. Ve bizler de Darende'nin bu güzelliklerini sizlere anlatmak için yola çıktık. Şimdi programımız başlıyor. Tarihi İpek Yolu'nun üzerinde bir ilim ve kültür şehri Darende. Dün de meşhurdu, bugün de. Burası Doğu Anadolu bölgesinin cazibe merkezi, Malatya'nın giriş kapısı konumundaki bir ilçe. Köklü tarihi, eşsiz doğal güzellikleri ve zengin kültür yapısıyla önemli bu yerleşim yerinde güzellikler iç içe. Malatya'nın en büyük ilçesi Darende. İlçe, şehrin ve Doğu Anadolu bölgesinin batısında, yukarı Fırat Havzası'ndaki kervanların geçtiği ticaret yolu güzergahı üzerinde bulunan Tohma Vadisi içinde yer alıyor. Yalçın kayalıkların haşmetli görünüşü, vadilerin ince kıvrımlarıyla buluştukça bir tabiat harikası görünümü arz ediyor. Malatya, Ankara-İstanbul Karayolu üzerinde kurulu ilçenin doğusunda Hekimhan, güneyinde Akçadağ, Elbistan, kuzeybatısında Gürün, kuzeyinde Kuluncak ve Kangal ilçeleri yer alıyor. Yüz ölçümü 1540 km² olan Darende'nin denizden yüksekliği ise 1006 metre. Tarih boyunca Darende'yi hep ayrıcalıklı kılan tohma, binlerce yıldır bereketlendiriyor bu toprakları. Vadi boyunca sıralanan öbek öbek yeşillikler, suyla hayat bulan güzellik unsurları. Nazlı nazlı akarken saklıyor nice sırları. 1934 yılına kadar Sivas'a bağlı bir ilçeyken, hem yakınlığı hem de iklim ve coğrafi benzerliği nedeniyle Malatya'ya bağlanmıştır. Her dönemdeki popülerliğini Cumhuriyet döneminde de sürdürmüş olan ilçede, Balaban, Aşağı Ulupınar, Yenice, Ayvalı, Ilıca ve Ağalbaşı beldeleri bulunup 44 tane de köy mevcuttur. Geçmişte Timelkiya, Tiranda, Tiryandafil, Derindere isimleriyle anılmış bu şirin ilçemiz daha sonraları da Darende ismiyle gönüllere ve tarihe adını yazdırmıştır. İlçe yüzyıllar boyunca bir kültür ve ticaret merkezi olmuş, stratejik özelliğini her zaman korumuş. İlçenin sembollerinden Zengibar adıyla anılan Darende Kalesi bu özelliğin en köklü şahitlerinden. Zengibar Kalesi aşılması güç kayalar üzerine kurulmuş Anadolu'nun muhkem kalelerinden biri. Ne zaman yapıldığı tam olarak bilinmiyor. Ama tarihi belgeler incelendiğinde Hititler ve Urartular döneminde bu kalenin var olduğu görülüyor. Kale günümüze kadar giriş kapısı, burçları, kral köşkü, kral mezarı kalıntılarıyla yüzyıllar öncesi bir medeniyetin bugünlere taşınan izlerini saklıyor bünyesinde. Bugün de şanlı bayrağımız dalgalanıyor sinesinde. Kale eteklerinde Hudede denilen mevkide 3 tane sahabi kabrinin olduğu biliniyor. Mağlubiyet yüzü görmemiş şanlı kumandan Halid bin Velid komutasındaki İslam ordusu tarafından fethedilen Darende, o tarihten itibaren inanç ve kültür faaliyetlerinin merkezi konumuna gelmiş. Seyyid Abdurrahman Gazi, İstanbul'un fethi için yollara düşen kutsal ordunun askeriyken burada şehit düşmüş. Bu topraklara şan ve şeref vermiş. Anadolu'nun İslamlaşması sırasında verilen savaşlarda şehit düşen Seyyid Battal Gazi'nin amcası ve kayınpederi Hasan Gazi ise kendi adıyla anılan tepede yatıyor. Kerbela'daki Hazreti Hüseyin'in ihtişamlı makberini andıran Hasan Gazi Türbesi, ziyaretçilerin büyük ilgisini çekiyor. İsimleri asırları aşan şehitler, bu toprakların manevi tapularının sağlam ellerde olduğunu herkese gösteriyor. Darende'nin geçmişine bakıldığında çıkan unsurlar, Anadolu'nun ihtişamlı tarihinin bir çekirdeğini teşkil eder. Namık Bey Konağı gibi tarihi evlerde hayatın izlerini çepeçevre sarıyor avlular. Şimdi Darende sokaklarında düşe kalka büyüyor mini kafacanlar. Her biri ışıl ışıl gözlerle bakıyor geleceğe. Onlar Darende'nin geleceği. Tarih kokar Darende'nin her köşesi. Hasan Paşa Hamamı ve Yusuf Paşa Bedesteni geçmişe açılan bir kapı adeta. Sevgili izleyiciler, Darende'deyiz. Darende'yi bizlere tarihiyle, kültürüyle en iyi anlatacak insanlardan bir tanesi Sayın Mehmet Gök Hacım'la beraberiz. Mehmet Gök, nasılsınız efendim? Teşekkür ederim. Hacım,
Darende'ye geldik, hayran olduk. Tarihi, kültürel o kadar güzel yerleri var ki biz gezmekten doyamadık. Bir de size buranın tarihi hakkında bilgiler sormak istiyoruz. Bunu bize anlatabilirseniz, seyircilerimize anlatabilirseniz çok çok seviniriz efendim. Darende ilçe olarak en eski yerleşim yerlerinden biri. Şöyle ki, Orta Asya'dan dağılan Türkler Tohma boylarına yerleşiyorlar. Hititlerin haliyle ilk başkenti burası. Buradan Çorum'a taşınıyor. Yani Hititler ilk Anadolu topraklarına geldikleri zaman evet. Buraya başkentlik mi koyuyorlar ilk? Evet. Ve kendi yerine oğlu Aşipu'yu bırakıyor. Kendisi Hatti Çorum'a gidiyor. Ondan sonra Çorum Hititlerin başkenti oluyor. 13 defa isim değişmiş. Bunun birisi de Hititçe. Tiryandafil 30 yapraklı gül demektir. Tiryandafil şehri olarak 30 yapraklı gül şehri demek. Bu Hititçe. Efendim 13 defa isim değişiyor. Tiryanda, Tırmanda, Tranda, Zengibar, Senkbar, Toranta, Derindere, Yeşildere, Derende, Darende. Yani Vadiül Hades'e, Vadiül Hades'e, Vadiül Bakara, Vadiül Avasım ve Avasım Devleti'nin de başkenti. Diğer iki devlet de beylik şeklinde olan. Onlar da birisi Dulkadiroğulları, aslında Maraş'tan bu tarafa gelmesine rağmen Sivas'a kadar devam ettiği için merkez yine Darende. Dulkadiroğulları ve Artukoğulları. O da Doğu ile irtibatlı olarak. Buraya beylik olarak. Burası beylik. Anadolu'da Darende Sancak Beyliği burası aynı zamanda da. Serhat şehirli, ticaret merkezi. Halen devam etmekte Bedestan'ı gördüğünüz şu Bedestan, hamam, Selçuklular devrinden kalma. Gayri o zamana kadar şeyler değişiyor tabii ki iktidarlar. İslam hakim oluyor. Gördüğünüz Zengibar Kalesi'ni 7 defa İslam alıyor, küffar alıyor, İslam alıyor, küffar alıyor derken nihayetinde İslam eline geçiyor. Battal Gazi, Seydi Battal Gazi bildiğimiz, evet. Duyduğumuz Malatya'da yaşamış. Fakat kendisi Malatya'da değil, Eskişehir'de. Amcası, aynı zamanda kayınpederi Darende'de. Şu gördüğümüz kalenin arkasında Battal Gazi'nin adına şehitlik düzenlendi. Oraya gidebiliriz ileride. Göreceğiz. Kendisi de oradan metfun. Efendim yerleşim yeri olarak gördüğümüz kadar değil Darende. Şu gördüğümüz Heyik Dağı'nın arkasında 5 mahalle daha var. Bu taraf arkamızdaki Hacılar bölgesi 3 mahalle. 8 mahalle daha buraya bağlı olarak yani dağların, evet, arkasında. Dağların arkasında. Hatta yine görünemeyen doğuda kalan kısmı Sandıkkaya Gökyar yine görünmemektedir. İbrahim Paşa, şu gördüğümüz tarafta İbrahim Paşa. Ne kadar önemli bir yerse burada 36 paşa bir arada bir köprünün temelini atmak üzere toplanıyorlar. Deniliyor ki 36 tane paşanın bir memleketten olarak çıkması pek nadirdir deniliyor. Köprünün adı Nadir Köprüsü, mahallenin adı Nadir Mahallesi kalıyor. Yani buranın tarihi özellikleri saymakla bitmiyor. Bitmez, bitmiyor. Ayrıca burada Somuncu Baba. Somuncu Baba. Somuncu Peygamber Baba, Efendimiz soyundan ve gelen. Şimdi oraya geldik zaten. Somuncu Hazretleri, Ebu Musa Hazretleri'nin oğlu, Ebu Musa Hazretleri Kayseri'ye geliyor. Kayseri'nin Akçakaya köyüne yerleşiyor. Orada Somuncu Baba Hazretleri dünyaya geliyor. Şeyh Hamidi Hazretleri, Hamid Hamideddin'dir esas adı. Oradan ilim tahsil için Bursa'ya geliyor. Bursa'da İlmin zirvesine eriyor, keramete eriyor. Zamanın padişahı Yıldırım Bayezid Han diyor ki Emir Sultan'a emir veriyor. Bu caminin açılışını yap. Nibolu Zaferi anısına bir cami yaptırıyor Yıldırım Bayezid Han. O caminin açılışı için Emir Sultan'a emir veriyor. O da diyor ki devletlüm zamanın kutbu varken bizim açılışını yapmamız yakışık almaz diyor. Kim bu zamanın kutbu diyor? Somuncu Hazretleri. Ne kerameti görmüştür. Müminler somunlar, müminler somunlar diye somun satarmış. Sıcak isteyene sıcak, soğuk isteyene soğuk. Bunun ekmeği hiç bitmez.
Bir, bereket durumu. İkincisi, bir kandille 40 ekmek pişirir. Düşünün, bir mum ışığıyla 40 tane ekmek pişer mi? Bu bir keramet. Bu kerametlerini söylüyor. O zaman gelsin açılışını yapsın diyor. Oradan hutbeye çıkarken Emir Sultan'ın kulağına eğiliyor. Sonuncu Hazretleri, emirim ne yaptın, beni fahş ettin diyor. Beni ele verdin diyor yani. Hutbe irade ediyor. Bir Fatiha'nın yedi vecih üzere manasını veriyor. O zamanın Şeyhülislam'ın Molla Fenari Hazretleri'nin de Fatiha suresi üzerinde bir sorunu varmış. Acaba şöyle mi, böyle mi diye. O da onu öğrenmiş oluyor. Bütün cemaat anlıyor, mest oluyor böyle bazından. Çıkarken, dağılırken caminin üç kapısı var. Bursa Ulu Camii'nin. O diyor ki, Sonuncu Boğaz Hazretleri bu kapıdan çıktı, ben elini öptüm. O diyor ki bu kapıdan çıktı, ben elini öptüm. O diyor ki bu kapıdan çıktı, ben elini öptüm. Üç kapıdan da çıktığı görülüyor. Görülüyor ama bir insan bir kapıdan çıkar. İşte bu da bir keramet. Burada da sırrımız ızhar oldu deyip orada durmuyor. Niğde'nin Aksaray ilçesi. Şimdi şu anda il oldu orası. Oraya geliyor. Orada kendisini tanıtmamak için bir inek çobanı duruyor. Sığır çobanı. Bir dergah kuruyor. Başına oğlu Yusuf Hakiki'yi bırakıyor. Yusuf Baba'ya. O dergaha bakıyor. Bu kendi çobanlık yapıyor. Bir cadı karının ineği gelmiyor. Bu mübareğe gelip söyüp sayıyor. Ağzına geleni söylüyor. Bu hiç sesini etmiyor. Varıyor ineği otlattığı yere. Bir mübarek diyor. Gelsen de sahibinden bana söz duyurmasan olmaz mıydı diyor. İnek dile geliyor. Diyor ki benim sahibim o kadar gaddar bir kadın ki diyor. Yavruma hiç süt bırakmaz. Her gün aldığı süt kadar alsın da yavruma biraz süt kalsın diye kaldım diyor. Bu konuşmasını altta yol varmış konuştukları yerin. Oradan geçenler oluyor. Duyuyorlar. Allah Allah hayret ediyorlar. Ya nasıl olur ne konuşum? Ya konuşmuş işte siz de duydunuz biz de duyduk diyorlar. Ve burada da sırrımız ızhar oldu deyip hacca gidiyor. Hac dönüşü gelip Darende de şimdiki medfun bulunduğu yerin yakınında yerleşiyor. Ve burada Balaban'da Şeyh Abdurrahman Erzincan Camii var biliyorsunuz. Evet hocam. Gördüğünüz füze tipi minaresi var. Evet. O Şeyh Abdurrahman Erzincan Hazretleri'nin kızı Necmiye Sultan'la evleniyor. Burada kalıyor. Hac dönüşü daha o tarafa gitmiyor. Sevgili izleyiciler, Mehmet Gökçe Efendi, Sayın Hacım bizlere Darende hakkında o kadar güzel bilgiler verdi ki ama Somuncu Baba dediğimiz, bizim anlatmaya çalıştığımız bu evliya-i zat, Peygamber Efendimizin torunlarından, evet, soyundan gelen bir zat. Bunu da sizler için şimdi Mehmet Baba ile gideceğiz. Orada görüntüleyerek kendisini daha çok anlatmış olalım diyoruz. İnşallah. Sonrasında Darende'nin başka yerlerini birlikte yine hacımla, hacım bizlere anlatacak. Bizler de sizlere aktarmış İnşallah. Olacağız. Somuncu Baba nerede sırrı anlaşılmaya başlamışsa oradan uzaklaşmış, oğullarından Halil Taybi ile Darende'ye kadar gelmiştir. Tohma kenarında halvethanesini kurmuş, çok sayıda hizmetlerde bulunup talebe yetiştirmiştir. 1412 yılında Darende'de ebedi aleme göçmüştür. Türbesi Darende'de Somuncu Baba, Şeyh Hamidi Veli Camii içerisinde bulunmaktadır. 40 hadis, zikir risalesi ve Silahül Müriddin adlı eserlerinin yanında yetiştirdiği alim ve devlet adamlarıyla da Anadolu ve Rumeli'de tarih boyu etkisini kaybetmeyen izler bırakmıştır. Türk tarihine damgasını vuran Hacı Bayramı Veli ve Akşemseddin onun en bilinen talebelerindendir. Somuncu Baba'ya ait halvethanesi ve camisi bulunan Darende'nin her noktasında onun mübarek izlerini görmek mümkündür. Burada yaşamaya devam eden nesli içerisinde çocukları ve torunları ondan miras kalan hizmet görevini onun bıraktığı yerden devralarak nesiller boyu devam ettirmeyi başarmışlardır. Garazsız hem ivazsız hizmet et her canlıya. Kimsesizin, düşkünün ayağı ol, eli ol. Allah için herkese hürmet et de sev, sevil. Her göze diken olma, sümbülü ol, gülü ol. İncitme sen kimseyi,
Kimseye incinme hem. Güler yüzlü tatlı dil. Her ağzın balı ol. Ve bu arada Hacı Bayram Veli de Sumru Hazretleri'nin öğrencisi, talebesi. Burada kaldığı sırada da bir kerameti görülüyor. O da Sultan Murat Han Bağdat seferine giderken anası Valide Sultan diyor ki, oğlum zinhar darende uğrayasın, Somucu Hazretleri'nin dua ve himmetini alıp öyle gidesin. Doğru anacığım diyor. Gelip darende ile Elbistan arasında Sultan Kursu denen bir yer var. Otağını oraya kuruyor. Bir nefer gönderiyor. Nefere de bir halı heybesi altın yani asker gönderiyor. Bunu Somucu Hazretleri'ne takdim eyle, bizi dua ve himmetten unutmasın diyor. Nefer geliyor. Somucu Hazretleri'nin evde bahçede bel belli diyorlar. Bir çocuk katıyorlar yanına gidiyor. Götürüyorlar. Baksa ki bellediği bel haşır haşır altın. Yani bellediği toprak. Toprak altın. Altın. Asker utanıyor bir heybe altının. Bir bahçe altın yanında ne hükmü olur? Altını hiç diyemiyor asker bu sefer. Hadi dinlenin biraz diyor. Yorulmuşsunuzdur diyor. Bir çay sohbeti sırasında eve gidiyorlar. Çay sohbeti sırasında bir ibrik getir diyor. Üzerine yazıyorum. Bu ailenin hattatlığı da varmış. Akşamın işini sabaha bırakma diye. Askeri yollarken diyor ki, bizden diyor Sultan Murat Hazretlerine selam eyle. Akşamın işini sabaha bırakmasın. Bu ibriği ona hedaya eyle. Onu takdim eyle. Hebedeki altın da diyor, asakir-i İslam'a harçlık eylesin diyor. Yani askerin... Askerin harçlığı olsun diyor. Asker niye uğradığını bilemiyor, doğru gidiyor padişahın huzuruna. Padişah çağırıyor, ne oldu? Padişahım böyle oldu, ben neye uğradığımı bilemedim. Onlar diyor, Evliya-i Ekber'dir. İğnenin deliğinden Hindistan'ı seyreder diyor. Büyük evliyalardan diyor yani. Ve toparlanıp gidiyorlar. Fırat kenarına varınca, bu vakitler oluyor işte, kindi geçim zamanı. Vezirleri topluyor. Geçelim mi kalalım mı Fırat'ı? Padişah asker yorgun. Affedersiniz. Padişah asker yorgun. Sabahleyin geceden imsakla birlikte erkenden geçeriz. Dinç bir vaziyette. Peki. Herkes otağını kuruyor. Aklına nereden geliyorsa getirin de şu Somuncu Hazretleri'nin ibriğiyle alayım. Abdesti diyor. Abdesti alınca baksak üzerinde akşamın işini sabaha bırakma. Hemen aklına geliyor o söz. Bir emir veriyor, toplanacak çadırlar. Olur mu padişahım? Olur mu? Olur mu? Yok. İtiraz yok. Herkes toplanıyorlar. Akşamdan Fırat Nehri'ni geçip Bağdat'ı teslim alıyorlar. Sabah yakın oluyor. İran kuvvetleri de geliyor ama eğer ki onu da teslim alıyorlar. Eğer ki sabaha kalsalar İki kuvvet birleşecek, Müslümanlı mağlup olacak. Yani atalarımız demek ki boşuna dememiş, tabii. Akşamın işini sabaha bırakmayın diye. Tabii. Bizim Türk atasözleri gerçekten tam yerinde, anlamında gençlerimize, geleceğimize, çocuklarımıza tabii, da yol gösterici tabii, olmuş. Tabii. Ve soyu devam etmekte şimdi. Şimdi sevgili izleyiciler, buranın ilginç bir özelliği daha var. Burada iki tane kuyu var. Kuyuda yine balıklar var böyle. Mehmet Bey, burayı bize anlatır mısın? Çünkü ilginç bir şey gördüm. Üstü kuyu, altı mağara. Altı mağara. İlerideki kuyunun adı Kör Kuyu. Buradaki yanımızdaki ayağımızın dibindeki kuyunun adı da Sal Kuyu. Hikmet İlahi, bakın altı da mağara gördüğünüz gibi. O mağara şu anda çekime alınmadı. Dönüşte çekime alırız inşallah. Tamam inşallah mağara edelim. Balıklardır. Burayla o gördüğümüz diğer büyük balık havuzunun arasında şey yaparlar. Gider gelirler böyle.
komşular gibi sanki böyle. Bakın burada da artık görüyorsunuz ya balık. Evet. Şöyle az balık var da. Demek ki askere gitmişler. Somuncu Baba türbesine yakın olmasıyla bir ilişkisi var mı? Tabii. O zaman ben çıktım zaten buradan. Yani kudreti ilahi derler ya, işte gelip burada Darende'de bunu gözlerinizle görüp şahit olabilirsiniz. Efendim işte az önce yukarıda balıklı kuyular vardı. Hemen üstü şurası ve altıda mağara. Gibi küçük bir yer var. Orasında da Somogu Hazretleri girer, zikir çeker, çile çekermiş. Çilehane denmesinin sebebi de bu. Bu şekilde değildi. Çok harap olmuş bir vaziyetteydi. Yine Allah razı olsun, Seyyid Osman Hulusi Efendi vakfı yaptırdı burayı. Vakfın yine katkılarıyla burası. Katkılar değil, tamamı. Her şeyin tamamı, adısından, zesine, bu gördüğümüz, gezdiğimiz yerlerin tamamını vakıf yaptı. Vakfın kendi imkanları. Kimsenin, devletin de beş kuruşu yoktur içinde, halkın da beş kuruşu yoktur içinde. Maşallah. Biz şimdi Çilehane'deyiz. Burada Somuncu Baba'nın talebelerinden, müritlerinden yine bir zat yatıyor. Hacı Derviş. Hacı Derviş. Adında evet bir zat. Hacı Derviş adında bir zat burada yatıyor. Onun türbesi de burada. Buraya gelen insanlar burayı da kesin olarak bilmiyorum. Ziyaret edip hem burada namaz kılıyorlar hem Çilehane'de çile çekiyorlar. Evet. O duyguyu, o manevi değerleri, o atmosferi yaşamak isteyen insanlarımız da burada. Şu gördüğünüz yer, şurası Çilehane. Burada girip namaz kılıyorlar. Sevgili izleyiciler, burası muhteşem ötesi bir yer. Muhteşem görüntüler, muhteşem bir manzara. Burası hemen Somuncu Baba Türbesi'nin yan tarafındaki kanyon. Buraya geldiğiniz zaman burada rafting de yapabiliyorsunuz. Buranın öyle bir özelliği de var. Burada rafting turizm de var. Rafting sevenler burayı tercih edebilirler. Favorit.az
Oo, gençler de gezmeye gelmiş buraya. Merhabalar. Merhabalar. İsim neydi? Mevlüt Ekici. Mevlüt Ekici, ne iş yaparsın burada? Öğrenciyiz. Öğrencisiniz. Evet. Buraya gezmeye mi geldiniz? Evet, gezmeye geldik. Özellikle Somuncu Baba Türbesi'ni gezmeye mi geldiniz? Evet. Evet. Özellikle oraya geldim. Siz öğrenci, nerede öğrencisiniz? Avşi Meslek Yüksekokulu. Avşinli misiniz? Evet. Maraş'tan geldiniz. Evet, Maraş Avşin. Eshab-ı Kehf torunları. Evet. Sizin orada da güzel yerler var böyle tarihe. Özellikle o Eshab-ı Kehf'te. Evet, doğrudur da Somuncu Baba'yı görmeye geldik biz. Somuncu Baba'yı ziyarete geldiniz. Geldim. Allah razı olsun. Kızlar sizler de mi? Evet. Hepiniz okulda okuyorsunuz. Evet, buraya okuyoruz. Gezmeye geldiniz. Ne güzel işte sevgili izleyiciler. Gençlerimiz kültürümüzü, tarihimizi unutmuyorlar. Allah bu gençlerimizin de ömrünün uzun etsin. Bilincini Amin, açık Allah etsin. Niye derseniz zamanla gençlerimiz biraz daha böyle hipgürüm hipgür evet, ya. Evet, doğru. Ama bu toplum bu değerlerini kaybetmemiş. Kaybetmemiş. Yine de ne kadar küffarın, kafirin şeyler olsa değil mi Hacı Baba? Evet. Yalancı Notlarınız böyle. Nasıl? Notlar iyi çok şükür. Süper. Somuncu Baba Türbesi'ni ziyaret ettikten sonra burada yine Somuncu Baba'nın hatırası olarak onun hediyelik eşyaları yine burada satılmakta. Gördüğünüz gibi Somuncu Baba hatırası diye. Buradan da bunları alabilirsiniz. Buraya ait anılarınızı tazelemek için evinizin bir köşesinde durabilir. Biz gezelim bakalım neler var burada başka. Ve maşallah bütün halk buradaki hediyelik eşyalardan hatıra almak için adeta yarışıyorlar. Evet. Ablacığım bana soruyor ama hatıra mı alacaksınız bunu? Size 3 lira olur. Ne 3 çok ya? Size bak 5 lira ama size 3 lira olur. Ben bu arada tezgahtarlığa da başlayayım. Bence bunun tanesi 5 lira ama ben size 3 liraya bırakırım. Ablam bunlar da 5 lira ama size 4 lira olur. 5 lira ama 4 lira olur diyorum bak. Bak 4 liraya 2 tane satıyorum. Ya ben sattım abi dur bak. Sattı daha olmaz. Tamam sen sat ben 2 lirasına verir bak. Kırmızı renkli olan 6 lira. Hangisini seviyorsun? Kırmızı renkli. Mehmet abi şimdi nereye gidiyoruz? Şimdi Kudret Havuzu'na gidiyoruz. Kudret Havuzu'nun evet. Anlamı ne? Padişah Kansi Kavri zamanında Hitit kralı bu. Kansi Kavri zamanında Bizans kralı estağfurullah. Kansi Kavri zamanında bu hamam çıkarılıyor. Kavri hamamı dene bir müddet gavur hamamına çevriliyor. Ondan sonra şifalı su olduğu tespit ediliyor. Havuz yapılıyor ve şimdi Kudret Havuzu deniyor. Çünkü bu su Kudret Cenab-ı Allah tarafından gelme bir su olduğu için Anladım. Kudret Havuzu deniyor. Kudret Havuzu. Ve bu geliştirildi. Yüzme havuzu şekline getirildi. Şimdi göreceğiz. Geldik şimdi Kudret Havuzu'nun başındayız. Evet Mehmet abi, Mehmet amca, buyur. Sayın hacım. Burayla ilgili hani dedin ya gidip görelim neymiş evet. diye. Şimdi gördük, şimdi özelliğini anlat. İlahi kudret olarak 24 derece sıcak su ve yıkananlar şifa buluyor böyle. Cilt hastalığında olsun, yüzüp beden geliştirmede, kasları geliştirmede olsun. Yani fayda şifalı buluyor. Bir su var. Şifalı peki bir su. Bu su yaz aynı kış zamanda aynı. Aynı yaz kış aynı derecede mi? Aynı derecede hiç değişmez. Yaz kış aynı evet. derecede bu. Ve peki bu havuzları sonra da yaptırdınız tabii. Havuzlar sonradan yapıldı. Burası çocuk havuzu. Yüzme bilmeyenler için orta bir havuz. Öbür tarafı
daha gelişmiş yüzücüler için. Geçmiş. Bu normal o dediğimiz su. Aynı su. Değil mi? Bu suyun çıkış noktası nere? Geldim. Efendim geldik o şifalı suyun çıkış noktasına. İşte evet. Burasıymış. Evet. Sanıyorsam Kudret Havuzu. Kudret Havuzu'nun işte ismi buradan geliyor. Neden derseniz yaz kış 24 derece evet. Aynı derecede aynı derecede. Su. Ve çıkış noktası da bu mağaranın altı. Içi. Bu kayalıkların mağaranın altı. Şu mağaranın altını çekebiliriz. Buraya da yine sağlık turizmi olarak düşünebilirsiniz. Çünkü bu sedef hastalıklarına, bel evet. fıtığına, hadi böbrek aynen. ağrılarına ve evet. birçok cilt hastalıklarına da iyi geliyormuş bu evet. su. Evet, aynen. Öyle değil mi? Öyle evet, bize evet, öyle evet, bilgiler evet. verdiler. Evet, hacım. Doğru. Sizden değil yani. Aynen, sedef hastalığına, cilt hastalığına, efendim kendini geliştirmekte. Yani spor yapan spor da buraya gelsin. Tabii diyorsun. Spor yapan da gelir. Sen bu kadar yüzmeyi... Sen Hacı Baba 71 yaşındasınız. Evet. Siz burada yüzmekten mi belki de biraz böyle... herhalde yani. Herhalde. İşte sevgili izleyiciler, ülkemizde doğa harikası, doğa harikası öyle güzel yerler var ki ama kıymetli ilahi değil. Kudret, ilahi kudret, işte Kudret Havuzu da bunlardan biri. Evet. Allah'ın bizlere, biz kullarına bahşettiği lütfu, İslam alemine özellikle bahşettiği yerler. İşte küfürlerin neden bu bölgede savaşıp buraları almak istediği, işte bunlardan belli. Şurası da Zengibar Kalesi'nin bu tarafıymış, bu taraf burcu. Burçları gözüküyor, surlar gözüküyor. O gördüğümüz yarık kaya olan kısım su yolu, oradan iniyor. Buraya gelir. Buraya gelip suyunu alıp çıkıyorlar o zaman. Yani geçmişte atalarımız tabii, burada tabii. bu Zengibar Kalesi'nde cenk yapmışlar. Şehir yapmış. 7 sefer İslam almış, küffar almış, İslam almış, küffar almış. Düşünebiliyor musun? Tekrar İslam almış, kalmış. Vadiül Avasım, Avasım Vadisi. Vadiül Hadese, Hadisler Vadisi. Vadiül Bakara, inek sürüleri, çok da inek yetiştirilmiş. Yani buranın Vadiül çok... Hacere, Taş Vadisi. Bunlar hep Darenden isimleri. Darenden isimleri. Efendim Hacı Baba'ya teşekkür ediyoruz, Mehmet Baba'ya. Şunu anlatmak istiyorum ben bir de. Sevgili izleyiciler, eğer ki imkanınız varsa gezmek için, turizm için ya da tatil yapmak için, eğer ki tatil yapmak için imkanınız varsa bir günlük de olsa burayı görmeniz lazım. Evet. Çünkü doğa harikası bir yer. Onun dışında ruhsal olarak da sizleri rahatlatacağına eminim. Çıkarılınca ruhu güldü demişler. Ruhu güldü deyince de buranın adı Güldü Ruh kalmış. Böyle bir düşen kişinin kurtulması imkansız. Görüyorsunuz. Ve buradan öte de kanyon, Tohma Kanyonu. Bu devam ediyor mu Tohma Kanyonu? Evet, Somuncu Baba'ya kadar devam ediyor. Somuncu Baba'ya kadar yüzme havuzuna kadar. Tabii, yok, aynı. Rafting olan yer
rastımız olan yer sonunda babamın sonuna başlıyor. Oradan sonuna başlıyor. Oradan sonuna başlıyor. Buranın üstü de Zengibar Kalesi. Zengibar Kalesi'nin bir bölümü de burası. Yani evet. Kaleyi tamamen bu. Tepe dağlar. İlginç yerler. Burayı gezmek, görmek lazım. Sevgili izleyiciler. Gezmeden, görmeden tabii ki buranın kıymetini bilmezsiniz, anlayamazsınız. Memleketimiz o kadar güzel, o kadar değerli ki, o kadar tarihi ki. Yani bizler memleket sefası ekibi olarak geçmiş yıllardır geziyoruz ama her gittiğimiz yerde özel, çok özel görüntülerle sizlerin karşısına geliyoruz. Fakat bu burası anlatmakla bitmez. Neden anlatmakla bitmez? Hem doğa harikası, hem ilahi bir güç var burada. Çünkü manevi güçlerin de çok yoğun yaşadığı bir bölge burası. Sayın Hacı'nın anlattığı gibi padişah zamanında, ilahiyat zamanında yine Osmanlı'nın karakolunun zamanında ve Türklerin Anadolu'ya gelişinde, Müslümanlığın seçişindeki dönemlerde de buranın ayrı bir özelliği var. İşte Zengibar Kalesi tarihte filmlere de konu olmuştu. Çeşitli yayın dergilerinde de yine eskiden bizler okuduk. Fakat bu kadar yakından görmemiştik her şeyi. Kamyonu görmemiştik. Şimdi burada bir şey daha var. Hani Battal Gazi diye filmlerde izlerdik. Cüneyt Arkın'ın canlandırdığı filmlerde izlerdik. Battal Gazi'nin yine burada Hasan Gazi babasının bir türbesi vardı. Şimdi buradaki Hasan Gazi, Battal Gazi'nin hem kayınpederi hem amcası. Onun şehit olması üzerine Battal Gazi faaliyete geçiyor. Battal Gazi ile ilgili bütün olaylar burada geçiyor. Burada böyle bir su, burada böyle bir kale bulamadıkları için hep tahrip olmuş, yıkılmış. Bu filmler hep İstanbul'da çevrilmiş. Yani yoksa olaylar bütün burada yaşanmış. Anlattığı olaylar burada yaşanmış. Gerçek yaşanmış olaylar. Battal Gazi'nin tarihimizdeki o hani izlediğimiz filmdeki olaylar burada yaşanmış. Burada yaşanan olayların cereyan ettiği şekilde de sinemaya aktarıldı ama İstanbul surlarında çekildi. Evet. Dediğim gibi buradaki tarihi surları yıkılmış. Zengibar Kalesi'nin özelliği de bu. Kanyonun hemen etrafında altı tane daha kale. Burası Zengibar Muhkem Kale. Etrafında altı tane daha kale var. Altı kalemiz daha var. Altı kalemiz daha var fakat onlar gezmeye zamanımız yok. Gezmeye zamanımız yok. İsimlerini size sayabilirim. Tabii abi. Hantar, Kıymaklı köyümüzde. İsar Kale, İsarcık köyümüzde. Efendim, Kırcaşar Kalesi. Kızılhisar köyünde, Temüklü Kale, Temüklü köyünde, İlisuluk Kale, İlisuluk köyünde. Yani bütün bölgedeki 6 tane kale daha var diyorsun. Efendim işte Tohama, Kanyonu, şimdi Zengibar Kalesi ve muhteşem bir görüntü memleket sefasında sizlerle. Mehmet Bey, nereye gidiyoruz? Hasan Gazi'ye. Hasan Gazi'yle bir görelim Gazi'ye. Bakalım. İzleyicilerimize onları da aktaralım. Şimdi geldik. Battal Gazi'nin amcası ve aynı zamanda kayınpederi olan Hasan Gazi Hazretleri'nin türbesinin önüne. Hacımla hem türbeye girip dua edeceğiz. Hem de hacım burayla ilgili bize bilgi verir misin? Evet. Bildiğimiz kadarıyla Hasan Gazi Hazretleri cihad için çıktığı burada şehit oluyor. Bunun üzerine Battal Gazi faaliyete geçiyor. Hatta Malatya Serdarı Ömer Bey diyor ki sen ne yapıyorsun bir delilik etmeyesin diye şey yapıyor. Diyor ki benim hem dinime hem pederime canım feda olsun diyor. Ondan sonra cihad için çıkıyor. O Eskişehir'de kalıyor. Hasan Gazi Hazretleri burada kalıyor. Fakat burası yıllar yılı atıl vaziyette kalıyor. Ta ki Es-Seyyid Osman Hulusi Efendi Vakfı el atıncaya kadar. O el attı, buraları bu şekilde geliştirdi, güzelleştirdi. Bu türbeleri yaptırdı. Mimari tipi de Hazreti Hasan ve Hüseyin Efendilerimizin
Kerbela'daki türbelerine benzer. Onu şey yapıyor. Onu çağırıyor. Onu simgeliyor. Evet, onu çağrıştırıyor. Allah razı olsun. Ehl-i Beyt'in torunları onlar. Tabii, tabii, tabii. Seyyid Hasan Gazi. Seyyid, hem Seyyid hem Şerif. Şehitlik olduğu gibi kendine buraya sevenler, beni Hasan Gazi Tepesi'ne defnedin diyen kişiler buraya defnediyor. Nitekim buranın mimari tipini hazırlayan Adana mimarlarından, fakat kendisi Darendeli, Yücel Sarı Bey burada yatıyor. Burada kendisi metfum. Yaptığı bu mimari şeyin yanında, türbenin yanında kendisi yatıyor. İleride de bütün harplerde şehit olan Darendellerin isimleri var. Darendellerin şehitliği isimleri var. Ama tabii ki %1'i ancak var orada o isimlerde. Yani gidip orayı da göreceğiz. Tabii orada da göreceğiz. Tabii. Şehitlerimizin isimleri var. Her savaşa ait şehit listesi var orada. Ona da bir bakalım. Bakalım hocam. Buyurun. Efendim yine tarihi bir yere geldik. Burayı yine bize Hacı Mehmet Gökbey Efendi anlatacak. Buranın anlamı ne? Buralar nedir Hacı abi? Burası Selçuklulardan kalma yerleşim yeri. Aynı zamanda Hititlerden devamı tabi. Resulullah'ın Anadolu'ya gidip inşaat etmeleri için böyle gönüllerini gönderiyor, bu tarafa gidilmesini söylüyor. Onlar da Resulullah'ın hadisine dayanarak geliyorlar. İlmi yaymak için buralara yerleşiyorlar. Birisi buradaki gördüğümüz kümbetin birisi Fethullah-ı Musuli. İlim adamı. İlim adamı. Birisi de Mısırlı Hüseyin Paşa. O da burası Serhat şehri olduğu için buraya tayin ediyor. Darende'yi gezmekle bitmiyor. Darende tarihiyle ve o iman turizmi dediğimiz şey var ya, inanç turizmi. Onun da çokça yoğun olduğu bir yer. Biz tabii ki birkaç tanesini gezebildik şimdiye kadar. Daha evet, çokları çok, var. Çok. Zamanımız olursa onları da sizlere aktaracağız. Geldik şimdi şelaleye. Günpınar değil mi? Günpınar Şelalesi Hacı. Burası da muhteşem bir görüntü, muhteşem bir doğa harikası ve görüyorsunuz buradan İnsanlar fotoğraf çektiriyorlar buranın görüntüleriyle birlikte ve hatıra olarak saklıyorlar. İstanbul'dan gelenleri gördük biz az önce. Ülkenin her yerinden, ayrıca turistlerin de buraya geldiğini gördük. Çünkü Darende hakikaten gezilmesi, görülmesi gereken bir yer. Hacım, burayla ilgili var mı bir anı ya da bir menkıbe? Burayla ilgili bir menkıbe şöyle biliyoruz. Buranın eski adı Aşıdu. Battal Gazi'nin küpbarı sürerken aştı ha diye şey yapıyor. Düşman aşıyor. Kaçıyor Battal Gazi'nin önünden. Onun üzerine adı Aşıdu kalıyor. Aştı kalıyor. Yani buranın eski adı Aştı. Ve şey de o Hititler zamanından kalma da Aşipu olarak kaldı. Aşipu. Yani o da Hattin'in oğlu. Büyük oğlu. Buraya kendi yerine bırakıyor, kendisi Çorum'a gidiyor. Onun için burada çok sayıda Ermeni zamanla yaşamış. Cumhuriyet devrinden sonra tabii ki kalmadı. Yani şu anda diyorsunuz burada yaşayan yok bunlar. Yok. Evet, tarihimizin önemli yerlerinden bir tanesi işte eski Aşıdu Şelalesi, şimdi diğer adı Atılan. Diğer adı Atılan buranın.
Atılan neden atılan? Atılan? Yani su atılarak hani ha, ya. Atlayarak ya. Yani atılan demek ki ilkel zamanlarda evet. insanlarımız yani atlamayı, atılanı böyle yüksekten atlamak gibi anlamışlar. Tabii. Şelale şelale kelimesi de demek ki sonradan şey dilimize yerleşmiş. Evet işte sevgili izleyiciler, bunlar da çok önemli noktalar. Eskiden ne Türkler ne diyormuş? Atılan. Sonra aşı da olmuş. Sonra şelale. Günpınar Şelalesi'nden sizlere görüntüler görüyoruz. İşte gördüğünüz gibi burada sadece yerli turistler değil. İşte bir Alman aygırı derler ya bizim şey. Efendim isim my name is. Ich verstehe nichts. Deutschland. Ja. Deutschland. Cherry. Cherry. Deutschland adı Cherry'miş. Deutschland. Tabii hacım da biraz İngilizce Almanca biliyor. O kadar değil. O kadar değildi. Fark etmez mi? Fark etmez. Başka var mı öyle yabancı, evet. Yabancı. Huber. 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 Bunte Fanke. Huber. Siz ne olsun? Fanke. Reporta. Merhaba. 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 Was soll ich sagen? Nereden? Ne söyleyebilirim diyor. Nereden, nereli, nereden gelmiş? Woher kommen Sie? Aus Deutschland. Deutschland. Almanya. Almanya. Almanlar demek ki Türkiye'yi çok seviyorlar ya. Her tarafı gezmek istiyorlar. Evet, danke. Bitte. Ya. Sehr schön. Efendim. Marul domates koyuyorum abi. Tamam tamam koy. Özlenmiş biber var abi. Tamam. Koyuyorum. Sen az 7-24 Very good, thank you. Sevgili izleyiciler, işte Alman turistler Darende de Şelale bölgesinde özellikle tur yapıp geliyorlarmış buraya. Aynı zamanda Antalya'dan deneyimli bir aşçımız da bu okulda Kayseri'den mi geldin? Evet, ben Antalya'da diye sandım da. Kayseri'den bir özel okuldan geliyorum. Kayseri'den özel okuldan. Evet, bizim Almanya'dan kardeş okulumuz. Kardeş okulumuz Almanya'dan. Biz burada yine. Evet, diye. Buraya nereye gelmişler? Darende'ye, Şelale'ye gezmeye gelmişler. Aynı zamanda burada güzel Türk yemeklerin, kebaplarının da tadına bakıyorlar. Nasıl yemek? Yemek. Şey var ya. Good, good. Very good. Yes. Very good. Hamza abi. Bu arkadaşlara da verelim hadi. Hemen abi. Hamza abi sucuk koyuyorum ben. Tamam. Oradan sen şey yapalım. Düğün başı olduğu için de aynı. Vallahi Hacı Baba bu tam memleket sefası oldu. Ekmek arası suyun başında. Evet. 10 numara. İşte Şelale bölgesindeyiz Darende'nin. Az önce Almanlarla böyle yemek faslı vardı. Onlar sağ olsunlar bize de hani Türk usulü ekmek arası memleket sefası. Bak şimdi burada buranın yerlisi misin baba? Bir adam yakaladık ama meşhur bir adam sanki. Merhabalar meşhur, efendim. Nasıl? Meşhur. Meşhur mu? Meşhur bu. Selamlar. Abi, nasılsınız? Teşekkür ederim. Efendim? Teşekkür ederim, iyiyim. Ya sesin çıksın. Teşekkür ederim, iyiyim. Duydum. Şimdi duydum. Bir soru soracağım baba. Bilirsen Ankara'ya seni göndereceğim. Söyle neymiş? Ankara'ya niye göndereceğim ama biliyor musun? Evet. Seni orada yemeğe göndereceğim. Hayırlısı. Hayırlısı değil mi? Ha. Urfalı Keko'da sana yemek ısmarlayacağım ben memleket sefası ekibi olarak. Ama soracağım soru şu. Darende'nin türküsü ne? Türküsü mü? Evet. Darende'nin türküsü.
Allah, Daren'den 50 tane türküsü var. Hangisi ya? Ama? Daren'de ait türkü. Valla görmedim eliyle bir Daren'de ait bir türkü bilmiyorum. Yalan bilmiyorsun. Yok. O zaman sen kaybettin. Ha. Yalan şimdi, mı söylüyorsun? Daren'lerin türküsünü bilecek Daren'deli vatandaş aranıyor. Var mı? O da nüfusu mu diyor ya? Daren'lerin türküsü meşhur türküsü diyor ha Kadir. Daren'de türküsü. Malatya türküsünü biliyorsun. Malatya, ya, Malatya bulmaz eşim. Ya o Malatya'yı onu Malatyalılar zaten evet, piyasaya çıkardı, dünyaya duyurdu ama biz Darendellilere özgü bir türkü arıyoruz. Darendellilere özgü türkü vallahi bilmiyorum. Bilseydin Keko Kebapçı da sana yemek ısmarlayacaktım. Ankara'ya götürecektim seni. Sevgili izleyiciler bakalım kim bilecek, kim şanslı izleyicimiz olacak. Efendim merhabalar. Merhabalar. İsim neydi? İbrahim Çetinkaya. Sayın Çetinkaya. Evet. Size bir soru soracağız. Eğer buyurun, bilirseniz Ankara'da bizim misafirimiz olacaksınız. Nerede? Evet. Kebapçı Keko'da. Tamam. Güzel. Soru şu. Darende'ye ait bir türkü. Darende'ye ait bir türkü. Kopya yok. Vallahi hatırlayamadım ya. Darende türküsü. Ben biliyorum. Eskiden bir türkü söylerler, doy Darende, Darende diye. Bak demek ki kültürümüzü evet, bak nasıl unutmuşuz. Evet. Türkü kültürümüz kaybolmak üzere. O yüzden evet, soruyorum ben bunu. Demek siz de bilemediniz. Gençlerimiz bilmiyor, yaşlılarımız bilmiyor. Bakalım evet, kim bilecek. Hadi bakalım Darendeliler, türkünüz var mı yok mu? Adınız ne? Servet. Servet Bey, buralı mısınız? Buralıyız. Darende. Darende. Özbeöz. Özbeöz. Has. Has. Tam tamına. Tam tamına. Hamı hamına. Darendeli. Gel. Peki. Gel. Peki. Gel vatandaş gel. Gel. Darendel'in türküsü var mı? Vallahi Darendel'in türküsü var da şu anda aklımıza gelen yok. Kardeş nasıl aklına gelen yok? Ya biz türkücü müyük? O kadar aklımıza gelse türkücü oluruz. Bu da güzeldi. Türkücü olur. Bu da güzeldi ama en azından ya kendi memleketinize özgü bir türkünüz yok mu Darendel'in? Ya işte değil mi? Demin İbrahim Çetin Bey'e geldi, gerekeni söyledi. Ne söyledi İbrahim? Vallahi bilmiyorum, söylemiş, geldi bana dedi, ben dedi söyledim gereken dedi. Darende'yi en güzel şekilde temsil ettim dedi. Bize temsil de başka bir şey düşmez. Ama biz şimdi eğer bir Darende türküsü bilmiş olsaydınız sizi nereye gönderecektik? Ankara'ya. Ben kalabalıktan kaybolurum abi ya. Kaybolmasın. Sağ ol baba. Kebapçı Keko da size bir akşam yemeği ailenizde bizden sağ olacaktı. Sağ ol baba. Merhabalar. Hayırlı işler. Bol kazançlar. Adam kaçtı gitti ya. Allah Allah. Nereye kaçtı? Çekirdek var. Ha çekirdek var dedim. Nereye kaçtı bu? Yok, merhabalar. Hayırlı işler efendim. Babalar rahmet. Ne var ne yok? Size de efendim. Size bir soru soracağız. Eğer bilirseniz Ankara'ya gittiğiniz zaman bizim misafirimiz olacaksınız. İnşallah. Kebapçı Keko'da. İnşallah. Memleket sefasının misafiri olacaksınız. Sorumuz şu. Darende'nin türküsü ne? Darende'nin türküsü vallahi bunu ben bilmiyorum. Vay gençler gençler. Evet merhabalar. Bu da Darende'nin rapçisi. Gençleri. Peki adın ne kardeşim? Halil. Halil senin? Yasin. Yasin Halil. Peki sevgili kardeşlerim buralı mısınız? Buralıyız. Yerlisiyiz Darende. Darende'nin yerlisi. Yerlisiyiz. Peki Darende'ye ait bir türkünüz var mı biliyor musunuz? Darende'ye ait. Var aslında da hani türkü falan yani değil. Yani oğlum Darende'de türkü falan değil. Darende bir kere halk kültürünü yaşandığı bir yer. Anadolu. Darende'de rap mi var lan? Yani olmaz işte, mı? Olmaz mı? Allah Allah. Allah Allah. Yapıyoruz Allah. Oldu. Yapıyoruz oldu mu oluyor? Evet. Peki Darende'nin türküsü yok mu? Darende'nin bir tane vardı aslında. Aklıma ne geldi. Ne vardı aklına geldi? Aklıma geldi. Rap deyince aklına geliyor değil mi? Gelir. Gençlerimiz işte böyle rapçi mepçi oluyor ama Darende'nin kültürünü unutuyorlarmış. Çünkü türküleriniz var onları da ezberleyin, o sizin kültürünüz. 100 sene sonra Darende olmayacak o zaman. Hani şöyle olmasa abi, Arguan müziklerinde falan da hani Darende'nin ismi de yer alıyor. Darende rapi yap. Evet sevgili izleyiciler ya, ilk kez memleket sefasında duyuyorsunuz. Darende ile ilgili rap
Abi, olamaz böyle bir şey. Alkışlar gelsin. Altyapı yok abicim o. Altyapısız okuslar. Nasıl hani? Senin altyapın var da. Taşı toprağı altın, İslam diyar bu. Burası Darende bak istemez başka soru. Cıvıl cıvıl böcekler ufuktadır canlanır. Darende mi güzelim nice destan yazılır. Öyle diye müzik yaptık ama şimdi böyle bu olmuyor. Rap oldu. Şimdi bak Darende'nin türküsünü öğrenmen lazım kardeşim. Sen de büyüdüğün zaman öyle diğer abi gençlere aktarman için. Efendim daha halen bilen yok. Keko senin kebaplar kaldı Ankaralılara. Yani Darende'den bir misafir göndermek istiyorduk ama kebapçı Keko'ya, Ankara'ya. Fakat şu an kimse çıkmadı. Buralı mısınız? Evet, buralıyım. Buralısınız. Buranın türküsünü biliyor musunuz? Neyini? Burada bir türkü var mı biliyor musunuz? Darende'nin türküsü. Evet. Darende'nin türküsü olarak bilmiyorum ama Malatya'nın türküsü var. Malatya'nın türküsü var, onları biliyorum. Türk olarak Darende'nin sadece melodi olarak var. Ne var? İlkokulda öğrenmiş olduğumuz bir melodimiz var. Ne var? Darende bize bakar, içinde tokma akar. İki gözümün biri öğretmenime bakar. Bu öğretmen açık olmuş ya. Eyvah, ince eyvah, ince evet dökülüyor sevinçle. İnsan ne hoş oluyor derslerini bilince. Evet, sizi Ankara'ya, Kebapçı Keko'ya gönderiyoruz. Bizden misafirsiniz. Memleket sefasından. Teşekkür ayrıca ederim. Ayrıca yol paranızı da biz veriyoruz efendim. Vallahi 10 kişiye sorduk hemen hemen kimse bilmedi. Ama benim gönlüm razı olmadı. Sizin bilmemenize yine Kebapçı Keko'ya göndereceğim seni. Fakat türküyü de ben söyleyeceğim. Darende'nin türkülerinden en önemlisi, bir tanesi, en meşhuru, hepimizin söylediği ama neresinden, nereden olduğunu bilmediğimiz bir türkü. Çiçekten harman olmaz, yar derde derman olmaz. Duymadın mı bunu? Çok duydum. Evet. Çok mu duydun? Söylesin mi? Evet. Söyle şimdi. Çiçekten harman olmaz, her derde derman olmaz. Söyle, türküsünü söyleyeceğim seninle ile. Beraber çiçekten harman olmaz, yar derde derman olmaz. Çiçekten harman olmaz, yar derde derman olmaz. Darılmış güle bülbül gelip dalına konmaz. Loy loy di loy loy loy. Loy loy di loy loy loy. Ulan be el çırpın bari ya. Allah Allah. Çiçekten harman olmaz, yar derde derman olmaz. Çiçekten harman olmaz, yar derde derman olmaz. Darılmış güle bülbül gelip dalına konmaz. Loy loy di loy loy loy. Loy loy di loy loy loy. Darılmış güle bülbül gelip dalına konmaz. Loy loy di loy loy loy. Loy loy di loy loy loy. Çektiğim acı yeter, ocakta duman tüter. Çektiğim acı yeter, ocakta duman tüter. Ellerin derdi vardır, benimki daha beter. Loy loy di loy loy loy. Öğrendin mi? Ya ya ya, alkışlar ya. Evet efendim, bu arada Darende'nin türküsünü de Darendelilere anlatmış olduk. Hepinizi seviyorum Darendeliler, teşekkür ediyorum her şey için. Fakat türkülerinizi de unutmayın. Sen söylersen gençler duyacak, öbürü duyacak, öbürü duyacak. Yüzyıllar sonra yine türkülerimiz var olacak. Yoksa kültürümüz yok olacak. Doğru mu? Aynen öyle. Alkışlarla. Aynen. Efendim, memleket sefası devam ediyor. Efendim, memleket sefası devam ediyor. Yalnız bir nokta var. Sizler Darende'yi ve Malatya'yı, özellikle Kayısı kenti bilirdiniz. Aslında Malatya'nın Darende ilçesi tarihi özellikleriyle Malatya'nın özel bir ilçesi durumunda. Neden derseniz, Somuncu Baba Türbesi,
ve birçok evliyaların burada türbeleri olan bir ilçe, Darendi ilçesi. Biz Darendi'yi anlata anlata bitiremedik çünkü daha gezemediğimiz birçok yer var. Yalnız biz Hacı Baba'dan bir şey daha rica edeceğiz. Neden derseniz, Hacı Baba'nın aynı zamanda şairlik yönü de varmış. Darendi'yi şiirleriyle anlatıyor. Biz Hacı Baba'nın bir şiirle Darendi'yi o şiirle tam anlamıyla anlatmak istiyoruz. Bakın izleyelim efendim, dinleyelim şiiri. Vatan hasreti çektiğim zaman bu şiiri dile getirdim. Güzel Darendem, her karışı tarih kokar. Kaleleri tepeden bakar, hasreti sinemi yakar, eşi bulunmaz Darendem. Zengibardan hantarıza, hayat sağlar halkımıza, dönüp baksak arkamıza, eşi bulunmaz Darendem. Hisar Kale'den Aslan Taş'a, Darendem yeniden oluyor inşa. Sende yetişmiş nice paşa, eşi bulunmaz Darendem. Her mahallen, her semtin, bir başka güzelden. Sana 30 yapraklı gül şehri denmiş ezelden. Seni ayıramam manzumeden, ilahiden, gazelden. Eşi bulunmaz senin Darendem, Darendem. Zaviyede mevcut balıklı kuyu, kuyulardan çıkar zemzemin suyu. İçinde yatıyor Resul'ün soyu, ilahi armağan sende Darendem. Günpınar şelalesi çağlayıp akar, vadi yamaçları burcu burcu kokar. Darende hasreti içimi yakar, eşin bulunmaz senin Darendem. Şeyh Hamidi Veli'dir Somuncu Baba. Seherde ötüşür kuşları sanki Melik-i Saba. Boş geçirme ömrünü, eyleme heba, vasıl olabilsem sana Darendem. Efil efil eser, raiha saçar, damlardan damlara güvercin uçar. Akil olan Şeyh Hamid'den şelaleden içer, eşin bulunmaz senin Darendem. Günpınar, Beybağı, Kılıçbağı, Sayfiyem, Mehmet Paşa, kaldırımım, nadirim. Hele hele Hasan Gazi, Çilehanem, Zaviyem, eşin bulunmaz senin Darendem. Dalmışım uykuya, olamam ayık, ne kadar yazılsa tasvire layık. Mehmet Gök olmuş yurduna aşık, serin gölgeleri. Güzel Darendem. Ağzına sağlık hocam, ağzına sağlık Mehmet Hacı Babam. Çok teşekkür ediyorum. Bizlere Darendi'yi en güzel şekilde şiirinle de anlattın. Bizleri iki gündür Darendi'yi gezdirdin. Memleket Safası elbette ekibine, görevimiz. Darendeli olarak bizlere vermiş olduğun bu değerli desteğe teşekkür ediyoruz. Allah biz sizlerden razı olsun. Sizler de bizleri ihya ettiniz inşallah. Sizi tanımaktan, sizi tanımaktan onur ve gurur, şeref duydum efendim. Teşekkür ederim. Efendim şimdi geldik Darende'nin lezzet noktasına, soruşturduk. Özellikle lezzet noktası neresi? Dediler ki Canlıoğlu Alabalık testlerine gidin. Kiremit tava olarak fırın ateşinde, odun ateşinde fırında leziz leziz yiyebilirsiniz. Bizler de geldik. Merhabalar efendim. Merhaba, hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Kimle görüşüyoruz? Mustafa Malcanlı. Canlıoğlu Alabalık'ın sahibi, evet. Hem Canlıoğlu hem Malcanlı. Evet. Efendim bizler şimdi Darende'yi gezdik, dolaştık. Bir de dedik ki lezzet noktasını görelim. Sizleri tarif ettiler. Bizler de size geldik. Sağ olun. Bizi hoş karşıladınız. Bize şu kiremit tavayı nasıl yaparsınız? Ya da burada nasıl bir hizmet verirsiniz? Darende'de gelip de size misafir olan insanlarımıza. Kiremit de balığın, tereyağlı alabalığı. Müşterilerimiz geldiği zaman birebir havuzdan canlı yakalıyoruz. Sosluyoruz. Kiremitlerin fırına atıyoruz. Belirli bir ısındıktan sonra, tereyağlar yandıktan sonra, balıklarımızı sosladıktan sonra fırına atıyoruz. Yaklaşık bir normal ateşte 10-15 dakika piştikten sonra müşterilerimize isteyene biber, domates ve patlıcan birebir közleyip müşterilerimize hizmete sunuyoruz. Ekmeğimizi birebir burada çıkarıyoruz. Organik sıcak, evet, sıcak ekmeğimizi müşterilerimize taze salatayla beraber hizmet veriyoruz. Aynı zamanda kiloyla da veriyoruz, temizliyoruz müşterilerimize birebir.
alıp evlerine de götürüyorlar ve çok da memnunlar. Balıklarımızı kiloyla da evet, kiloyla da veriyoruz ve artı kiloyla da pişiriyoruz. Porsiyonu haricinde normalde kiloyla da pişiriyoruz. Vatandaş geliyor diyor ki, gruplar geliyor bize 5 kilo, 3 kilo, kilo kilo da pişirip veriyoruz. Çok teşekkür ederim. Bizler o zaman şu lezzete bir bakalım. Bizlere afiyetler olsun, size iyi seyirler. Şimdi biz lezzeti görelim. Sizler de bizi izleyin ama kusura bakmayın ne olur. Çünkü memleket sefası biraz da sefasını sürsün. Efendim, Ankara'yı dolaştık, Keko'da buluştuk. Şimdi buranın böyle de bir özelliği var. Allah'ım, bura bizim mekanımız, aile mekanımız. Şimdi biz bugün Ankara'ya geldiğimizde bir de yağmur vardı ve yoğunla bir trafiğe takıldık ama Keko'ya gideceğiz diyoruz. Hangi araçta durdurup kime sorduysak, hangi taksiciye sorduysak Keko nerede diye herkes tanıyor. Bizim yönetmen arkadaşımız dedi ya, bu adam emniyet müdürü, herkes bunu burada tanıyor diye. Ankara'da en meşhur kebapçı bu. Urfalı kebapçı Keko. Evet. Sitelerde en meşhur esnaf Veli Bektaşoğlu. Veli Bektaşoğlu ne esnaflık yapar orada ya? Okul malzemesi, okul donanımları işi yaparız. Bu reklama girdi biraz abi, alalım ya. Ne vereceğiz kardeş? Alalım abi. Dükkana gelmem canlı lazım. Reklam, canlı canlı abi. Abi canlı canlı abi. Şurada vardı, dur hele. Canlı canlı abi. Ekmek parası abi. Ekmek parası verdik kardeş. Buranın lezzeti de bir başka. Şimdi dostlar yani, buranın lezzeti gerçekten bir bambaşka. Biz de yemekten sonra bir çay içelim dedik ama Ellam, çay verin yavrum. Burada baktık ki orijinal bir Ellam var. Ellam olmaz mı? Bak orijinal. Ellam bu orijinal. Bu da mı? Çorum mu? Çorum, Çorum. Neresinden? Merkez. Çorumla Amasya mı Ellam diyordu ya? Çorumla Amasya diyor. Amasya diyor. Çankırı değil mi? İşte sevgili dostlar, hani bir slogan var ya Keko'nun. Ankara'yı dolaşalım, Keko'da buluşalım. Urfalı kebapçı, Keko'da buluşalım. Yani bu slogan tam cuk oturmuş yerine. Oturdu değil mi Ella? Çorumlu, Çankırlı, Karslı, Urfalı, Mardinli. Oturdu Ella. İşte Edirne'li herkes gelmiş burada buluşmuş. Bu lezzeti tatmak için bizler de tebrik ediyoruz Keko'yu. Biz de sizi tebrik ediyoruz bu güzelliği yaptığınız için. Peki bir türkü söyleyebilir miyiz sana? Türkü mü? He. Bak ben söylersem ağlarsın. Hem söyle bak. He vallahi mi? Vallahi. Şimdi herkes kalkıp gitmesin. Kalkmaz. Fazla bağırmasın da başka. Sen bu alırsın, bağırma. Habersa sevdiğim hemen gelirim, karlı dağlar aşar seni bulurum, her yokuşun sonu düze bağlı der. Millet kalkıp gitmedi abi hani. Şu sıra dağlarını kaldır aradan, ne kadar özenmeyiz seni yaradan. Bana diyor ya. Allah. Bir gün yolun geçen er ise Keko'dan, dön gel yarim dön gel, hayli geç oldu. Tamam Allah'ım, teşekkür Allah'ım. Ederim Allah'ım. Teşekkür ederim. Canlarım benim. Seni de öpüyorum kameraman. Öpüyorum kameraman. Nerede sanıyorum, öğrencisiniz? Evet, Bilkent'te okuyoruz. Bilkent'te. Evet, hepimiz Bilkent'te okuyoruz. Nereden geldiniz hepiniz, söyle bir sorayım. Ben İzmir'den geldim. Nereye? İzmir. İzmir. İstanbul. Diyarbakır. Ankara. Ankara. Ben de Ankara. Ankara'yı dolaşalım, Keko'da buluşalım. İşte Türkiye'mizin mozaiği, Türkiye'mizin gerçekten o kültürü, geniş kültürü Keko'da da buluşmuş. İsim ne isim? Mert. Mert Bey, kaç yıldır buraya gidip geliyorsunuz? Üç.
3 yıl. Dedim ya çok lezzetliymiş yemekleriniz. Dedi abi biz sevgimizi de katıyoruz. Doğru söylüyorlar abi. Doğru mu öyle? Doğru söylüyorlar abi. Güler yüzlü herkes. Herkes sevgi dolu. Sevgimizi katıyoruz. Hanımefendi? Evet öyle. Bak şimdi bu küçük oturdu abi. Siz de sevginizi katıyor musunuz? O yerken katıyor. Evet. Üçüncü lahmacun. İsim neydi siz? Cemre. Cemre Hanım siz Ankaralıydınız. Evet ben ilk kez geliyorum ama. İlk kez geliyorsunuz, hoşunuza gitti. Evet çok beğendim. Çok beğendiniz. Şimdi Ankara'yı dolaşalım, kebapçı Keko'da buluşalım. Ulaşalım. Var, ulaşalım değil, buluşalım. Tamam, buluşalım. Siz de öyle mi oldu yoksa? Ankara'yı dolaştınız, kebapçı Keko'da buluştunuz. Evet, öyle. Bugün ilk kez olmuş. Ya şöyle, yok hayır biz ya beraberdik okulda. Bizim finallerimiz falan yaklaştı. Çalışıyorduk, hadi ne yapalım? Hani hep gittiğimiz yerler var hani oralarda yakın. İşte Utku'dan çıktı fikir. Geldik hani aslında uzak falan da değiyor yani. Uzak olduğu halde siz Bilkent'ten buraya hepiniz bir yerde buluşmak için, Keko'da buluşmak için geldiniz. Afiyetler olsun hepinize. Dersleriniz nasıl bu arada? Nasıl? Dersleriniz okul falan. Yani. Ağabeyim saygılar. Burada kefenim. Yok yanlış gruba sordun. Yani. Yanlış gruba mı sordun? Hababam sınıfı 5 mi bu yoksa? Aynen öyle. Herkes gibi. Farklı bölüm de yani. Ortak Ecem'in notları iyi. Ecem Hanım. O bizi çalıştırıyor. O yüzden böyle sessiz sakin duruyor. Çalışmam lazım da buraya getirdiler beni de. Burada çalıştırıyor. Oldu ağladı da. Keyfin gelir. Yedi şimdi gülüyor. Evet sevgili gençler afiyetler olsun. Güzel yer tercih etmişsiniz. 3 yıldır öyle olmazsa gelmezsiniz. Bizler de tebrik ediyoruz sizi. Afiyetler olsun tekrar. Ama kebapları yedikten sonra kafanız daha çok çalışır. Bence şimdi ders. Hadi derse diyoruz. Hoşça kalın, güzel kalın. Sefa Güneş'le Memleket Sefası programımızın bu haftaki bölümünde sizlere Malatya'nın güzel ilçesi Darende'den seslenmiş olduk efendim. Haftaya başka bir bölümle, başka bir yerde yine sizlerle olmak dileğiyle. Hoşça kalın, güzel kalın, sevgiyle kalın, sefayla kalın. Allah'a ısmarladık.